Biliyor musunuz? Vücudumuzun her gün kullandığımız bir parçası demirden de çelikten de daha sert. Dişlerimiz. Diş çelikten daha sert olduğuna göre kemikten de daha sert olmalı. Madem kemikten de daha sert o zaman kemikten oluşan çenemiz böyle bir basınç altında nasıl oluyor da parçalanmıyor. Dişlerimizin etrafında, diş etlerimizin altında periodontal ligament veya kısaca PDL adı verilen bir doku bulunuyor. PDL bir şok emici. Çene kemiğimizde çiğneme kuvvetlerine karşı bir yastık oluşturuyor. Buraya kadar güzel geldik. Peki, dişlerimiz yamuk çıktığında ne oluyor? Tuhaf göründüğü kesin. Ama bu durumu tedavi etmek istememizin tek nedeni bu değil. Yamuk dişler konuşma ve yemek yeme biçimimizi etkileyebilir. Peki bu konuda ne yapabiliriz? Temelde diş telleriyle çenemizi kırıyoruz. Yalnız burada kırma işini yapan şey tel değil, vücudumuz. PDL'de mekanoreseptör adı verilen hücreler bulunuyor. Bu hücreler dişlerimizde olması gerekenden büyük bir kuvvet tespit ettiğinde, mesela çatalı ısırdığımızda, beynimize ısırma eylemini sonlandırma sinyali gönderiyor ki kendimize zarar vermeyelim diş telleri dişlerimizi zorlar. Onları çekerek birbirine yaklaştırır veya iterek birbirinden uzaklaştırır. Her şekilde dişlerimize sabit bir kuvvet uygular. PDL'deki mekanoreseptörler bu küçük fakat sürekli kuvvet hissettiklerinde bir sinyal göndererek osteoklast adı verilen hücreleri bölgeye çeker. Osteoklastlar da çene kemiğimizi kısmen eritmek için bazı asit ve proteinler salgılar. Mekanoreseptörler daha sonra osteoblastları çağırır. Bu hücrelerde kemik üreten mineraller salgılar. Osteoblastlar çene kemiğini yeniden inşa eder ve bu sayede PDL dişleri yeni konumlarında tutabilir. Yani temelde diş telleri vücudunuzu çene kemiğinizi eritmeye ve sonra da kötü emelleri uyarınca yeniden inşa etmeye zorluyor. Vahşice mi geldi? Halbuki vücudumuz osteoklast ve osteoblastları kullanarak kemiklerimizi sürekli parçalayıp yeniden inşa ediyor. Sadece dişleri taktığımız zaman değil yani. Vücudumuz kemiğin yeniden modellenmesi sayesinde büyür. Çocuk bir yaşına ulaştığında vücudu doğduğu zamanki iskeletinin neredeyse tamamını değiştirmiştir. Bu değişim hayatımız boyunca devam eder. Geçen seneden bu yana kemiğimi oluşturan maddelerin %10'u yenilendi. Kemiğin yeniden modellenmesi sürecinden faydalanarak sadece dişlerimizi düzeltmiyoruz. Kemiklerimizi çok kırılgan kılan osteoporoz gibi hastalıkları da tedavi ediyoruz. Aşırı aktif osteoklastların kemiği gereğinden fazla eritmesini engelleyen veya osteoblastların daha fazla kemik üretmesini sağlayan ilaçlar bu hastaların kemiklerinin kolayca kırılmasına mani olabiliyor. Ciddi kemik yaralanması geçiren kişiler kemik nakline ihtiyaç duyarlar. Vücutlarının başka yerlerinden kemik alınır ve yaralı bölgeye taşınır. Fakat bu her zaman mümkün olmayabilir ve daha Ayma acı vericidir. Paul Hammond'ın MIT'deki grubu yeni bir malzeme geliştirdi. Bu malzeme çok yavaş bir şekilde protein salıyor. Bu proteinler osteoblastların tam olarak yaralı bölgeye gitmesini ve orada kemik üretmesini sağlıyor. Bu bizim için çok önemli. Çünkü yavaş ve istikrarlı bir şekilde protein salan bir malzeme üretmek çok zor bir şey. Protein genelde çok hızlı salınır ve aynı hızda vücudun içindeki akışa kapılıp gider. Dolayısıyla hiçbir etkisi olmaz. Diş tellerine ortaçağ işkencesi yaftasını yapıştırmak kolay. Oysa bu ağız işkencesinin gerçekten işe yarıyor olması muhteşem bir şey. Ve bunu mümkün kılan teknoloji sadece telin kendisinde değil, aynı zamanda kemiklerimizde. Merhaba, ben Andrea. Sesli Bilim'in bu bölümünü izlediğiniz için teşekkürler. Bu bölümü beğendiyseniz diğer videolarımızı da bir göz atın derim ve sitemizi ziyaret edin. <laughs> Oldu mu şimdi?